Kitabımızın adı Tanrı Yanılgısı. Yazar Richard Dawkins. Bölüm 7 devam. Zamanla değişen ahlak anlayışı. Bu bölüm bizim aramızdaki dindarlar da dahil olmak üzere ahlak anlayışımızı kutsal kitaplara dayandırmadığımızı aptalca hayallerimiz ne olursa olsun göstermekle başlamıştı. O halde neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu aslında nasıl belirlemekteyiz? Bu soruyu nasıl cevaplarsak cevaplayalım. Gerçekten neyin doğru neyin yanlış olduğu hakkındaki düşüncelerimizde bir fikir birliği vardır. Şaşırtıcı derecede bir yaygınlıkta etkili olan bir fikir birliğidir bu. Bu fikir birliğinin dinle hiçbir bağlantısı yoktur. Bununla beraber bu uzlaşı ahlaki değerlerin kutsal kitaptan geldiğini ister düşünsün ister düşünmesin en aşırı dinci insanlara kadar uzanır. Afgan Taliban'ı ve onun Amerika'daki Hristiyan eşdeğeri gibi kayda değer istisnalar olmakla birlikte çoğu insan aynı geniş özgür düşünceli ahlaki prensiplere sözde bağlılık gösterir. Çoğumuz gereksiz ızdıraplara sebep olmayız. Söylenen şeye katılmasak bile konuşma özgürlüğüne inanırız ve onu savunuruz. Vergilerimizi öderiz, eşimizi aldatmayız, öldürmeyiz, enses ilişkilere girmeyiz ve başkalarının bize yapmalarını istemediğimiz şeyleri onlara yapmayız.'' Bu yararlı prensiplerin bazıları kutsal kitaplarda da bulunabilir. Fakat hiçbir terbiyeli insanın uymak istemeyeceği bir sürü kötü prensibin arasında serpiştirilmişlerdir. Ve kutsal kitaplar iyi prensiplerle kötü prensipleri birbirinden ayırt etmemize yarayacak hiçbir kural barındırmazlar. Hepimizin üzerinde anlaştığı ahlaki kuralları ifade etmenin bir yolu yeni 10 emri oluşturmaktır. Birçok kişi ve kurum bunu yapmayı denemiştir. Burada dikkate değer olan şey bunların hepsinin birbirine yakın sonuçlar üretmeye eğilimli olmalarıdır ve ürettikleri şeyin yaşamış oldukları zamanın karakteristiğini taşımaktadır. İşte şans eseri bir ateist web sitesinde bulduğum günümüze ait bir set yeni on emir. Sana yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapma. Her olayda zarar vermemek için çabala. Sevdiğin insanlara, canlara ve dünya geneline sevgi, dürüstlük, sadakat ve saygıyla davran. Kötülüğe göz yumma veya adaleti uygulamaktan çekinme ama kendiliğinden itiraf edilen ve dürüstçe pişmanlık gösterilen kabahatleri affetmeye daima hazır ol. Hayatını keyif ve merak duygusuyla yaşa. Hep yeni şeyler öğrenme arayışında ol. Her şeyi sına gerçeklere karşı olan fikirlerini daima gözden geçir ve en değer verdiğin inancından bile gerçeklere uymuyorsa vazgeçmeye hazır ol. Düşünce ayrılıklarını sansürlemeye veya yok etmeye çalışma. Diğer insanların seninle farklı görüşte olma haklarına saygı duy. Kendi deneyiminle ve mantığınla bağımsız fikirlerini oluştur. Başkalarını körü körüne takip etmekten sakın. Her şeyi sorgula. Bu küçük derleme büyük bir bilgenin, peygamberin ya da profesyonel ahlak bilimcinin çalışması değildir. Bu sadece sıradan bir web günlükçüsünün günümüzün iyi yaşam prensiplerini kutsal kitaptaki 10 emirle karşılaştırma olsun diye oldukça sevecen olan bir özetleme girişimidir. Bu bir arama motoruna yeni 10 emir yazdığımda bulduğum ilk listeydi ve kasıtlı olarak daha başka listede aramadım. Buradaki tüm ana fikir bu listenin günümüzdeki sıradan herhangi bir iyi kalpli insan tarafından ileri sürülebilecek bir liste olmasıdır. Herkesin listesi tıpatıp aynı 10 maddeden oluşmayabilir. Filozof John Rawls şöyle bir ifade eklemek isteyebilir. Hiyerarşik konumdaki yerinizin altta mı üstte mi olacağını bilmiyormuş gibi kurallarınızı tasarlayın. Yemek paylaşımı için Unitalt'ları kullandığı iddia edilen bir sistem Rawls prensibinin pratik bir örneğidir yiyeceği parçalara bölüştüren kişi son dilimi alır. Benim on emir listemde yukarıdaki ilkelerden bazıları bulunabilirdi. Ancak ben ayrıca şu konulara da yer vermek isterim. Cinsel yaşantınızın tadını çıkarın. Hiç kimseye zarar vermediği müddetçe. Ve diğer insanların da kendi cinsel yaşantılarını mahremce yaşamalarına izin verin. Eğilimleri her ne yönde olursa olsun ki bu sizi hiç ilgilendirmez. Cinsiyet, ırk ya da mümkün olduğunca türlere dayalı baskı ve ayrımcılık yapmayın. Çocukların beynini yıkamayın. Onlara kendi yararına fikir yürütmeyi ve herhangi bir konuyla ilgili iddiaları nasıl değerlendireceklerini öğretin ve sizinkilerden farklı fikirler üretmeyi nasıl başaracaklarını anlatın. Geleceği kendi ömrünüzün ötesinde değerlendirin. Fakat bu listelerde neye öncelik verileceğini kafanıza takmayın. Gerçek şu ki bizler kutsal kitaplar zamanından bu yana çok büyük bir ilerleme kaydettik. İncil'de ve tarih genelinde normal olarak kabul edilen kölelik 19. yüzyılın uygar uluslarında ortadan kaldırılmıştır. Günümüzdeki tüm uygar uluslar 1920'li yıllara kadar geniş bir şekilde reddettikleri şey olan bir yürüye ya da bir seçime katılan bir kadının verdiği oyun bir erkeğin verdiği oy ile aynı değerde olduğunu artık kabul etmektedirler. Bugünün aydınlanmış toplumlarında Örneğin Suudi Arabistan gibi ülkelerin besbelli biçimde içinde bulundukları bir kategoriyi kutsal kitap zamanlarında olduklarının aksine kadınlar artık bir eşya olarak görülmemektedir. Herhangi bir modern yasal düzen İbrahim'i çocuk istismarı yüzünden mahkemeye çıkarırdı ve İbrahim İsa'kı kurban etme planını gerçekleştirmiş olsaydı onu birinci derecede cinayetten mahkum ederdik. Oysa zamanın ahlak kurallarına göre davranışı tümüyle takdire değerdi. Çünkü Tanrı'nın emrine itaat ediyordu. Dindar ya da değil, hepimiz neyin doğru neyin yanlış olduğuna bakış konusunda büyük ölçüde değişim gösterdik. Bu değişimin doğası ve onu güden şey nedir? Hangi toplum olursa olsun on yıllar geçtikçe değişen oldukça gizemli bir ortak görüş vardır. Ve bunun için Almancadan ödünç alınan Zetgeist zamanın ruhu kelimesini kullanmak iddialı olmayacaktır. Kadının seçimi ve seçilme hakkına sahip olmasının artık dünya demokrasileri arasında evrensel bir hale geldiğini belirtmiştim. Ancak bu reform aslında şaşılacak derecede yakın tarihlidir. İşte çeşitli ülkelerin kadınlarına oy hakkı verilen tarihlerinden birkaçı. Yeni Zelanda 1893 Avustralya 1902 Finlandiya 1906 Norveç 1913 Amerika 1920 İngiltere 1928 Türkiye 1934 Fransa 1945 Belçika 1946 İsviçre 1971 Kuveyt 2006 Tarihlerin 20. yüzyıl içinde bu dağılımı değişen anlayışın bir ölçeğidir. Bir diğer ölçek ırk konusundaki tutumumuzdur. 20. yüzyılın başlarında İngiltere'de ve birçok diğer ülkede yaşayan insanların neredeyse tamamı günümüzün standartlarına göre ırkçı olarak değerlendirildi. Çoğu beyaz insan, siyahların, bu siyah insanlara çok çeşitli Afrikalılar ve onlarla ve birbiriyle bağlantılı olmayan Hindistan, Avustralya ve Malezya kökenli gruplar dahildi. Beyazlardan hemen her konuda aşağı bir ırk olduklarına inanmıştı. Tabii ritim duygusunu büyüklük taslayarak bundan istisna tuttular. James Bond'un 1920'li yıllardaki eşdeğeri, güler yüzüyle neşe saçan çocukluk dönemi kahramanı Bulldog Drummond idi. Drummond, Zenci Çetesi isimli macerasında Yahudiler, yabancılar ve diğer ayak takımı ırklardan bahseder. Türün Dişçi isimli macerasında Drummond en heyecanlı sahnede can düşmanının zenci uşağı olan Pedro'nun kılığına kurnazca bürünmüştü. Pedro gerçek kimliği olan dram modu okuyucuyu olduğu kadar can düşmanına da dramatik biçimde açığa çıkarırken şöyle söyleyebilirdi. Benim Pedro olduğumu zannediyorsun. Ancak benim siyaha boyanmış baş düşmanım dram olduğunu fark etmeliydin. Bunun yerine şu sözleri seçer. Her sakal sahte değildir fakat her zenci kokar. Bu sakal sahte değil kardeşim ama bu zenci kokmuyor. Yani düşünüyordum da bir yerlerde bir tuhaflık var. Bu kitabı yazılmasının üzerinden 30 yıl geçtikten sonra 1950'li yıllarda okumuştum. Ve o zamanlarda hala bile bir oğlan çocuğunun bu sahneyle heyecanlanıp arka plandaki ırkçılığı fark etmemesi olasıydı. Günümüzde ise fark etmemesi imkansız olurdu. Thomas Henry Huxley kendi zamanının standartlarıyla aydın ve özgür düşünceli bir ilericiydi. Ancak onun zamanı bizim zamanımız değildi ve 1871'de şu sözlerini kaleme aldı. Gerçeklerin farkında olan mantıklı hiçbir adam ortalama bir zencinin bir beyaz adamla eşit olduğuna inanmaz. Ve eşit oldukları doğruysa bütün mağluliyetleri giderildiğinde bu sivri çeneli akrabamızın adaletli bir alanda ve kayrılmadan ve tabi baskı yapılmadan büyük beyinli ve daha küçük çeneli rakibiyle ısırıklarla değil de düşüncelerle yapılan bir yarışmada başarıyla rekabet edebilecek olması basitçe imkansızdır.'' Medeniyetin basamaklarındaki üst mevkiler şüphesiz esmer kuzenlerimizin emrinde olmayacaktır. İyi tarihçiler kendi zamanlarının değerleriyle geçmişte yapılmış beyanları yargılamamaları sıradan bir şeydir. Abraham Lincoln, Huxel gibi zamanın ötesinde olan biriydi. Ama yine de ırkla ilgili görüşleri bir önceki olayda olduğu gibi bize ırkçı gelir. İşte 1858 senesinde Stephen A. Douglas ile yaptığı bir tartışma. Öyleyse şöyle diyeceğim. Ben herhangi bir şekilde beyaz ve siyah ırkın sosyal ve politik eşitliğini sağlamak lehinde olmam ve hiçbir zaman olmadım. Zencilere oy verme, jüri olma, devlet memuru olarak çalışma ya da beyaz ırklarla evlilik yapabilme hakkı verme taraftarı olmam ve hiçbir zaman da olmadım. Ve tüm bunlara ek olarak şöyle diyeceğim. Beyaz ve siyah ırklar arasında iki ırk sosyal ve politik eşitlikler temelinde birlikte yaşamaktan sonsuza kadar alıkoyacak fiziksel farklılıklar vardır. Birlikte yaşamamaları gerektiği halde birlikte yaşadıkları için bu iki ırkın düzeninde üst ve alt konum var olmak zorundadır. Ve ben tıpkı diğer herkes gibi bu üst konuma beyaz ırkın sahip olmasından yanayım. Eğer Huxley ve Lincoln bizim çağımızda doğmuş ve eğitilmiş olsalardı, kendilerine ait olan bu Victoria fikirleri ve yapmacık tavır karşısında bizimle birlikte korkuyla irkilen ilk kişiler olurlardı. Onların bu sözlerini yalnızca anlayışın nasıl ilerlediğini göstermek için alıntıladım. Çağının en büyük liberal beyinlerden biri olan Huxley ve hatta köleleri azat eden Lincoln bile bu tür sözler edebilmişlerse ortalama bir Victoria dönemi kişisinin neler düşünmüş olacağını hayal edin. 18. yüzyıla geri döndüğümüzde elbette Washington, Jefferson ve diğer aydınlanma çağı insanların köle sahibi oldukları iyi bilinir. Anlayış o kadar amansız ilerler ki bazen biz bu değişimi normal olarak görür ve değişimin kendi başına gerçek bir fenomen olduğunu unuturuz. Sayısız farklı örnek bulunur. Denizciler Murat İsa ilk kez ayak bastığında uysal dodo kuşlarını gördüklerinde bu savunmasız kuşları sopa darbeleriyle öldürmekten başka bir eylem asla akıllarına gelmedi. Kuşları yemeği bile çalışmadılar. Etini yenilmez olarak tanımlamışlardı. Herhalde savunmasız, uysal ve uçamayan bu kuşların kafalarını sopayla vurarak onları öldürmek sadece oyalanmaya çalışmaktı. Günümüzde bu tür davranışlar düşünülemezdir ve dodo kuşunun günümüzde yaşayan eşdeğerinin türünün yok edilmesi, cinayeti bırakan kazayla bile olsa bir trajedi olarak algılanırdı. Günümüzde tam da böylesi bir trajedi. Bugünün kültürel ikliminin standartlarıyla Tlakunus'un yani Tazmanya kurdunun çok yakın geçmişte neslinin tükenmesiydi. Simgesel olarak artık arkalarında yaz tutlan bu yaratıkların başlarında 1909 yılı gibi bir yakın tarihe kadar ödül vardı. Victoria çağına ait romanlarda Afrika'da bulunan fil, aslan ve antilop anlamlı tekilliklerine dikkat edin birer oyundu ve oyunu oynamak için yapmanız gereken hiç düşünmeden onu vurmaktı. Yemek için değil kendini savunmak için değil, spor için. Ancak şimdi anlayış değişti. Zengin, keyfine düşkün sporcuların bir Land Rover cipinin sağladığı güvenle vahşi Afrika hayvanlarını silahla vurup sonra hayvanların içi doldurulmuş kafalarıyla evlerine döndükleri herkesçe bilinir. Ancak bunun için çok para ödemeleri gerekir ve bu yüzden geniş ölçüde küçümsenirler. Vahşi yaşamın ve çevrenin korunması artık ezici çoğunlukla kabul edilen ahlaki bir kural olmuştur. Aynen bir zamanlar şabat gününde çalışmamak ve putlardan sakınmak için düşünüldüğü gibi. Hareketli 60'lı yıllar özgür düşünceli modernliği konusunda efsanedir. Ancak bu dönemin başında Lady Chatterley'nin Sevgilisi isimli kitabının müstehcenlik suçuyla yargılanması sırasında bir dava avukatı jüriye hala şu soruyu sorabiliyordu. Genç erkek ve genç kız çocuklarınızın çünkü kız çocuklarınız da erkekler kadar okuyabilir bunu söylemiş olacağına inanabiliyor musunuz? Bu kitabı okumasını onaylar mıydınız? Bu kendi evinizde bulundurmak isteyeceğiniz bir kitap mıdır? Hatta bu kitabı karnınızın veya hizmetçilerinizin okumasını ister miydiniz? Cevap beklenmeden sorulmuş bu son soruyu anlayışın ne kadar hızlı değiştiğinin özellikle çarpıcı bir göstergesidir. Amerikan Irak'ı işgali sivil kayıplar yüzünden geniş ölçüde ayıplandı. Oysa bu kayıplar 2. Dünya Savaşı'ndaki benzer kayıplarla karşılaştırıldığında küsürat mertebesinde kalacak kadar azdır. Ahlaki açıdan neyin kabul edilebilir olduğunda hiçbir durmayan bir kayma görülür. Şimdi bize oldukça duygusuz ve iğrenç gelen Donald Russenfeld aynı şeyleri 2. Dünya Savaşı sırasında söyleseydi kadın ruhlu bir liberal gibi görünecekti. Bu iki zaman dilimi arasındaki 10 yıllarda bazı şeyler değişti değişim hepimizi değiştirdi ve bu değişimin dinle hiçbir bağlantısı yok. Aslında dine rağmen oluyor. Din yüzünden değil. Bu değişim fark edilebilir şekilde istikrarlı bir yöndedir ve çoğumuz bunu bir ilerleme olarak değerlendiririz. Geniş bir kitle tarafından kötülük konusunda herkesi aşarak yeni bir rekor kırdığı düşünülen Adolf Hitler bile Caligula veya Cengiz Han zamanlarında göze çarpmazdı. Hiç kuşkusuz Hitler Cengiz'den çok insan öldürdü fakat 20. yüzyılın teknolojisi Hitler'in emrine amadeydi. Ve Hitler'in en büyük zevki Cengiz'in açıkça yaptığı gibi kurbanlarının en sevdiklerinin gözyaşına boğulmuş olarak görmek miydi? Hitler'in kötülüğünün derecesini günümüz standartlarına göre değerlendiririz ve değişen ahlak anlayışı Kaligula'nın zamanından bu yana epey yol aldı. Tıpkı teknolojinin ilerleyişi gibi. Hitler sadece günümüzün iyi huylu standartlarına göre oldukça kötü görünür. Yaşadığım süre zarfında çok sayıda insan düşüncesizce başkalarına incitici lakaplar taktı ve ulusal klişeler üretti. Wop, İtalyanlar için kullanılır, kasıntı, kabadayı anlamında. Dago, İtalyan, İspanyol asıllı kişi, Diego'nun değiştirilmiş hali. Hun, barbar Alman askeri. Yit, Yahudi. Kun, Zenci. Nip, Japon. Wok, Orta Doğulu. Bu gibi kelimelerin kaybolduğunu iddia etmeyeceğim ama bu ifadeler artık duyarlı çevrelerde esefle karşılanmaktadır. Zenci sözcüğü aşağılamak amacıyla kullanılmamış bile olsa bir İngilizce metnin hangi tarihte yazıldığını anlamakta kullanılır. Ön yargılar bir yazının tarihinin belirlenmesinde gerçekten de anlamlı ipuçlardır. Saygın bir Cambridge ilahiyatçısı olan A.C. Buket, kendi zamanında karşılaştırmalı din isimli kitabın İslam başlıklı bölümüne şu kelimelerle başlayabilmişti. Sami 19. yüzyılın ortalarında sanılanın aksine doğuştan bir tek tanrıcı değildir. O bir animisttir. Kültürün aksine ırk saplantısı ve toplum belirgin bir tekil zamir kullanımıyla Sami o bir animisttir. Tek bir tipe indirgenmek hiçbir standarda göre tiksinç değildir. Ancak bunlar değişen anlayışın başka minik göstergeleridir. Bugün Cambridge'de ilahiyatla veya başka alanda profesör olan hiç kimse bu kelimeleri kullanmaz. Adaletlerdeki değişimle ilgili bu tip ince ipuçları bize Boket'in yazısının 20. yüzyılın ortalarına geçmeden yazıldığını anlatır. Gerçekte 1941'de yazılmıştır. Bir 40 yıl daha geriye gidersek standartlardaki değişimler gözden kaçamayacak kadar kesinleşir. Daha önceki kitaplarımın birinde H.G. Wells'in Yeni Cumhuriyet isimli Ütopik kitabından alıntı yapmıştım. Ve burada bunu tekrarlamalıyım çünkü dikkatinizi çektiğim noktanın oldukça sarsıcı bir göstergesidir. Ve yeni cumhuriyet aşağı ırklara nasıl davranacak? Zencileri nasıl idare edecek? Peki ya sarı Yahudileri, şu siyah, kahverengi, kirli beyaz ve sarı insan sürülerini, yani yeni verimlilik gereksinimlerini karşılamayalarını ne yapacak? Tabii ki dünya bir yardım kuruluşu değildir ve anladığım kadarıyla onların gitmeleri gerekecek ve bu yeni cumhuriyetin insanlarının ahlaki sistemi, yani dünya devletine hakim olacak ahlaki sistem, asıl olarak insanlık adına iyi, yararlı ve güzel olanın Güzel ve kuvvetli bedenler, berrak ve güçlü zihinler üretilmesi yararına şekillenecektir. Ve doğanın şimdiye kadar dünyayı şekillendirirken izlediği yöntem, yani güçsüzlüğü yine güçsüzlüğü doğurmaktan alıkoyması ölümdür. Yeni Cumhuriyetin insanları bu amaç uğruna öldürmeye değer olan bir ülkeye sahip olacaklardır. Bu 1902'de yazılmıştı ve Wells kendi zamanından ileri görüşlü olarak görülürdü. 1902'de bu fikirler geniş ölçüde kabul görmemekle birlikte bir yemekli davette uygun bir tartışma konusu olabilirdi. Modern okuyucular bunun tam tersine bu kelimeleri gördüklerinde gerçek anlamda korkudan nefesleri kesilir. Hitler'in korkunç olmuş olsa bile günümüzdeki bakış açımızla geçmişe baktığımızda gördüğümüzün aksine kendi zamanının anlayışından çok uzak olmadığının göründüğünü fark etmeye zorlanırız ve zamanın ruhunun yani Zeytgeist'in eğitimli kişiler ve genel toplumda paralar bir şekilde ne kadar hızlı değiştiğini. O zaman sosyal bilinçteki bu uyumlu ve düzenli değişimler nereden gelmiştir? Cevap verme yükümlülüğü bana ait değildir. Size anlatmaya çalıştığım şeyler açısından yeterli olan onların kesinlikle dinden gelmiyor olmasıdır. Eğer bir teori geliştirmeye zorlasaydım bu konuyu aşağıdaki satırlarla yaklaşırdım. Ahlaki anlayışın yani zeyzgestin değişiminin neden bu kadar geniş sayıda insan arasında senkronize olduğunu açıklamamız gerekiyor ve bunun görece istikrarlı yönünü de açıklamalıyız. İlk olarak bu değişim nasıl bu kadar çok insan arasında eş zamanlı oldu? Değişim barda ve bir yemek davetindeki konuşmalarla, kitaplarla ve kitap yorumlarıyla, gazetelerle ve programlarla ve şimdilerde internette kendiliğinden yayılıyor.'' ahlaki iklimdeki değişimlerin sinyalleri, köşe yazılarında, radyo söyleyişlerinde, politik konuşmalarda, komedyenlerin talk şovlarında, dizilerin metinlerinde, kanun yapan parlamenterlerin oylarında ve bu kanunları yorumlayan yargıçların kararlarında görülür. Bu konuyu ortaya koymanın bir yolu, mem havuzundaki mem sıklıklarını değişimleriyle ifade edebilir fakat bunu ayrıntılandırmayacağım. Bazılarımız değişen ahlaki anlayışın ilerleyen dalgasının bir parçası gerisinde kalırız. Bazılarımız ise biraz daha ilerideyiz. Fakat çoğumuz 21. yüzyılda birbirimize çok yakınız ve orta çağdaki veya İbrahim'in zamanındaki ve hatta 1920'ler gibi yakın bir tarihteki emsallerimizden çok öndeyiz. Bütün dalga ilerlemeye devam ediyor ve bir önceki yüzyılın önderleri bile T.H. Huxley biraz bir örnektir kendilerini sonraki yüzyılın geride kalmışlarından bile çok geride bulurlar. Tabii ki ilerleme düzgün bir yokuş değil, aksine kıvrımlı bir testere dişidir. Yerel ve geçici gerilemeler olur, tıpkı ABD'nin 2000'lerin başında kendi hükümeti dolayısıyla zarar görmesi gibi. Fakat daha uzun bir zaman ölçeğinde ilerleyiş yönündeki gidişat geri döndürülemezdir ve devam edecektir. İlerlemeyi tutarlı bir istikamette tutan şey nedir? Zamanın ötesinde olan bireysel liderlerin ayağa kalkıp geri kalanlarımızı onlarla hareket etmeye ikna ederek üstlendikleri itici gücü göz ardı etmemeliyiz. Amerika'da ırksal eşitlik ülkeleri Martin Luther King çapındaki politik liderler, komedyenler, sporcular ve Paul Robinson, Sidney Poitier, Jesse Owens ve Jackie Robinson gibi diğer popüler isimler ve rol modellerince beslendi kölelerin azat edilmeleri ve kadın hakları karizmatik liderlere çok şey borçludur. Bu liderlerin bazıları dindardı, bazıları değildi. Dindar olanlar bu güzel şeyleri dindar oldukları için yaptılar. Diğerleri için din arka plandaydı. Martin Luther King bir Hristiyan olmasına rağmen şiddet içermeyen sivil itaatsizlik felsefesini doğrudan Hristiyan olmayan Gandhi'den aldı. Sonrasında tabii ki eğitim sisteminin daha gelişmiş olması ve özellikle hepimizin diğer bütün ırklarının ve karşı cinsin üyeleriyle aynı insanlığı paylaştığımıza dair artan farkındalığında bulunur. Bu her iki fikir de katı bir şekilde kutsal kitaplara aykırıdır ve biyolojik bilim ve özellikle de evrim sayesinde gelişmiştir. Siyahların ve kadınların ve Nazi Almanya'sındaki Yahudilerle Çingenelerin çok kötü muamele görmüş olmasının bir nedeni tam insan olduklarının algılanmamasıydı. Filozof Peter Singer, Hayvanların Özgürlüğü isimli kitabında insani muameleyi bunu algılayabilecek kadar beyin kuvvetine sahip bütün türlere yaymamız gerektiği şeklindeki türcülük ötesi duruma geçmemiz fikrinin bu fikrin en güzel ifade eden savunucusudur. Belki de bu gelecek yüzyıllardaki ahlaki zeyiz kestin hangi yönde ilerleyicinin ipucunu verir. Bu daha önce yapılan köleliğin kaldırılması ve kadınların eşitliği gibi reformların oluşturduğu gidişata uygun bir durum olurdu. Ahlak anlayışındaki değişimin geniş bir kitle tarafından aynı anda aynı rotada ilerletilmesini açıklamayı daha da ileri götürmek için benim amatör psikolojisi ve sosyoloji bilgim yetersiz kalacaktır. Burada anlatmaya çalıştığım şeyler açısından gözlenmiş bir gerçek olarak ahlakın değiştiğini ve bu değişimi dinin ve kesinlikle kutsal kitabın harekete geçirmediğini bilmek yeterlidir. Muhtemelen değişimi ilerleten şey, yer çekimi gibi tek bir kuvvete dayanan bir şey değildir. Aksine bilgisayar gücündeki üstsel artışı tanımlayan, mor kanunun farklı güçlerinin karşılıklı karmaşık etkileriyle yönetmesindeki olduğu gibi çeşitli güçlere bağlıdır. Sebebi ne olursa olsun Zeyd ilerlemesinin açıkça gösterdiği fenomen iyi olmak için veya neyin iyi olduğuna karar vermek için Tanrı'ya ihtiyacımız olduğu şeklindeki teorinin altına oymakta yeterlidir. Peki ya Hitler ve Stalin onlar ateist değil miydiler? Anlayış değişebilir ve bu değişim genellikle ilerleme yönündedir. Fakat daha önce de dediğim gibi değişim testere dişini andırır, düzgün değildir ve bazen korkunç geri dönüşler yaşanmıştır. Gerilemelerin göze çarpan en derin ve korkunç olayları 20. yüzyıl diktatörlerinin imzasını taşır. Hitler ve Stalin gibi adamların kötü amaçlarını, bu amaçlara ulaşmak için kullandıkları geniş güçten ayırt etmek önemlidir. Hitler'in fikirlerinin ve amaçlarının Caligula'nınkilerden veya Noel Barber'in Altın Boynuzun Efendisi adlı kitabında tarif edilen kötülükte şok edici bir başarı sağlamış bazı Osmanlı sultanlarınkinden daha şeytani olduğunun besbelli olduğunu daha önce gözlemlemiştim. Hitler'in emrinde 20. yüzyıl silahları ve 20. yüzyıl iletişim teknolojisi vardı. Yine de Hitler ve Stalin bütün standartlara göre oldukça kötü insanlardı. Hitler ve Stalin ateistlerdi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Din konusunda yapılan halka açık hemen hemen her konferansımın ardından ve aynı zamanda radyo söyleşilerinin çoğunda bu soru ortaya atılır. Kavgacı bir tavırla sorulan bu soru kızgın bir şekilde iki varsayımla yüklüdür. Stalin ve Hitler ateist olmakla kalmayıp 1. Ayrıca korkunç kötülükleri ateist oldukları için yapmışlardır. 2. Varsayım 1. Stalin için doğrudur. Ve Hitler için şüphelidir. Fakat varsayım 1 her koşulda anlamsızdır. Çünkü varsayım 2 yanlıştır. Varsayım 1'den yola çıkılarak diğerini düşünmek tamamen mantık dışıdır. Hitler ile Stalin'in ortak noktalarının ateizm olduğunu kabul etsek bile ikisinin de bıyıkları vardı. Tıpkı Saddam Hüseyin gibi. Ve ne olmuş? İlginç olan soru kötü veya iyi bireylerin dindar veya ateist olup olmadıkları değildir şeytani zihinleri teker teker sayarak dindar ve ateist kötülerin yok olmasını yapmanın peşinde değiliz. Nazi kemer tokalarına, Tanrı bizimle anlamına gelen Almanca Gott mit uns cümlesinin kazınmış olduğu gerçeği bir şeyler kanıtlamaz. En azından konu üzerinde bir sürü tartışma yapılmadan. Hitler ve Stalin'in ateist olup olmadıklarından çok ateizmin insanları kötü şeyler yapmak için sistematik olarak etkileyip etkilemediği önemlidir etkilediğine dair en küçük bir delil yoktur. Stalin'in ateist olduğuna dair hiç şüphe olmadığı görünür. Eğitimini Ortodoks İlahiyat Fakültesinde tamamlamıştı ve annesi onu oraya göndermekteki amacı olan papazlık görevini yapmadığı için yaşadığı hayal kırıklığından asla kurtulamamıştı. Alın bloka göre bu Stalin'i oldukça eğlendiriyordu. Belki de papazlık eğitiminden dolayı yetişkin Stalin Rus Ortodoks Kilisesi'ne Hristiyanlığa ve dinin geneline karşı çok sertti. Fakat ateist olmasının onu gaddarlığa yönelttiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Ve aldığı dini eğitimin de buna muhtemelen katkısı yoktur. Tabi bu gaddarlığa sebep olan şey ona mutlakiyetçi inanca ve güçlü otoriteye saygı göstermesinin öğretilmesi değilse. Hitler'in bir ateist olduğu efsanesi büyük bir özen ve sabırla işlenmiştir. O kadar ki birçok insan hiç sorgulamadan inanır ve din savunucularına o tarafından bu efsane düzenli olarak ve tarih edici bir şekilde tekrar tekrar ortaya atılmıştır. Konunun doğruluğu net olmaktan çok uzaktır. Hitler katolik bir ailede doğdu ve çocukluğunda katolik okullarına ve kilisesine gitti. Bunun kendi başına bir anlamı olmadığı açıktır. Kolayca vazgeçmiş olabilir tıpkı Stalin'in Tiflis İlahiyat Fakültesinden ayrıldıktan sonra Rus Ortodoksluğunu bırakması gibi. Fakat Hitler'in Katolikliğini bıraktığını hiçbir zaman resmi olarak açıklamamıştır ve hayatı boyunca dindar kaldığına dair belirtiler vardır. Katolik olmasa bile bir çeşit tanrısal ilahiyat inancına bağlı kalmış olduğu görülür. Örneğin Mein Kampf Kavgam isimli kitabında Birinci Dünya Savaşı'nın ilanı duyduğunda dizlerimin üzerine kapandım ve tüm kalbimle böyle bir zamanda yaşama izin verilmesi için bir lütfa layık bulunduğum için şükrettim dediğini belirtmişti. Fakat bu 1914 yılında yani sadece 25 yaşındayken olmuştu. Belki de sonrasında değişmiştir değil mi? 1920'de Hitler 31 yaşındayken daha sonra Führer yardımcısı olacak olan yakın dostu Rudolf Hess, Baviera başkanına gönderdiği bir mektupta şöyle yazar. Hör Hitler'i şahsen çok iyi tanırım ve ona oldukça yakınım. Onun olağan dışı yüce bir karakteri vardır. Şiddetli merhametle doludur. Bir dindardır, iyi bir katoliktir. Bu ifadeler için elbette şu yarım yapılabilir. Hess, yüce karakterli ve şiddetli merhametle dolu, İfadelerini muazzam yanlış anladığında belki de iyi bir katolik ifadesini de yanlış anlamıştır. Hitler hemen hemen hiçbir açıdan iyi olarak tarif edilemez ve bu bana Hitler'in kesinlikle bir ateist olması gerektiği önermesine aklı çıkartmak için öne sürülmüş olan en gülünç küstahlıktaki iddiaya hatırlatır. Birçok kaynaktan derlersek Hitler kötü birisiydi. Hristiyanlık iyiliği öğretir. O yüzden Hitler Hristiyan olamaz. Groger'in Hitler hakkındaki söylediği sadece bir Katolik Almanya'yı birleştirebilir sözündeki Katolik, sanırım Katolikliğe inanan birisinden çok Katolik olarak büyütülmek anlamında söylenmiş olmalı. 1933 yılında Berlin'deki bir konuşmasında Hitler şöyle demiştir. Halkın bu bağlılığa ihtiyaç duyduğuna ve istediğine ikna olduk. Bundan dolayı ateist harekete karşı bir savaşa giriştik ve bu savaş yalnızca birkaç teorik demeçten ibaret değil.'' hareketin kökünü kuruttuk. Bu ifade sadece Hitler'in tıpkı birçok diğerleri gibi inanca inandığının bir göstergesi olabilir. Ancak 1941 yılı gibi geç bir tarihte emir subayı general Gerhard Engel'e "sonsuza kadar bir katolik olarak kalmalıyım." demişti. Samimiyetle inanan bir Hristiyan olarak kalmamış olsa bile, Hitler Yahudileri İsa katilleri olarak suçlayan epey eski Hristiyan geleneğinin üzerindeki etkisinden kurtulsaydı olumlu bir şekilde sıra dışı olmuş olacaktı. Münih'te 1923'te yaptığı bir konuşmasında Hitler şunu söyledi. Yapılması gereken ilk şey vatanımızı mahveden Yahudilerden Almanya'yı kurtarmaktır. Almanya'mızı acı çekmeden kurtarmayı istiyoruz. Tıpkı diğer yüce insanın haç üzerinde ölürken yaptığı gibi. John Talat, Adolf Hitler, Eksiksiz Yaşam Öyküsü isimli kitabında Mutlak çözüm zamanlarında Hitler'in dini konumuna şöyle yazdı. Hiyerarşik düzeninden iğrenmesine rağmen hala Roma Kilisesi'nden etkin bir üyesi olarak kalmış ve Yahudilerin tanrı katili oldukları öğretisine inanmayı sürdürmüştür. İmha bu yüzden küçücük bir vicdan azabı bile olmadan gerçekleştirilebilmişti. Çünkü o sadece tanrının intikam eli uzun süredir kendisi yerine başkasının vahşice üstlendiği intikam eli görevini üstlenmişti. Hristiyanların Yahudilere olan nefreti sadece bir Katolik geleneği değildir. Martin Luther şiddetli bir Yahudi karşıtıydı. Worms'daki mecliste şöyle konuşmuştur: "Bütün Yahudiler Almanya'dan sürülmelidir." ve Yahudiler ve yalanları üzerine isimli, muhtemelen Hitler'i etkileyen bir kitap yazdı. Luther Yahudileri kuluçkadaki yılanlar olarak tanımladı ve bu aynı ifade Hitler tarafından 1922 yılında yaptığı dikkat çekici bir konuşmada kullanıldı bu konuşmada birçok kez bir Hristiyan olarak tekrarlandı. Bir Hristiyan olarak Tanrım ve Kurtarıcımın beni bir savaşçı olarak gördüğünü hissediyorum. Bir zamanlar sadece birkaç takipçisi olan yalnızlık içindeki bir adama ne halt olduğunu gördüğü Yahudilere karşı savaşmak için insanları toplamayı ve acı çeken birisi olarak değil savaşan biri olarak en iyi olduğunu gösterdiğini hissederim. Hristiyanlığı sınırsızca seven bir insan olarak Yüce İsa'nın en sonunda Tanrı'nın gazabıyla ayağa kalkıp, tapınaktaki kuluçkaya yatmış olan yılanları kovmak için kamçıyı eline almasını anlattığı pasajı baştan başa okudum. Yahudi zehrine karşı verdiği savaş ne kadar da olağanüstüydü. Şimdi yani 2000 yıl sonra hiç olmadığı kadar derin bir şekilde anlıyorum ki Yüce İsa'nın bu savaş için haç üzerinde kanını dökmesi gerekiyordu. Bir Hristiyan olarak aldatılmama izin verme lüksüm yok. Aksine hakikat ve adalet için bir savaşçı olma ödevim var. Ve eğer doğru hareket ettiğimizi gösterebilecek herhangi bir şey varsa o da her gün büyüyen üzüntümüzdür. Bir Hristiyan olduğumdan kendi insanlarıma karşı da sorumluluğum vardır. Hitler'in Kuluçka'daki yılanlar ifadesini Luther'den mi yoksa doğrudan matta 3.7'den mi aldığını muhtemelen oradan alan Luther gibi bilmek zordur. Tanrı'nın istediğinin bir parçası olarak Yahudilere eziyet temasına gelince Hitler buna Kavgam isimli kitabında döndü. Bundan dolayı bugün her şeye gücü yeten yaratıcının isteği uyarınca hareket ettiğime inanıyorum. Kendimi Yahudilere karşı savunuyor ve İsa'nın amacı uğruna savaşıyorum. Bunu söylediğinde 1925 yılıydı. Aynı şeyi 1938'de Ritzdag'da yaptığı bir konuşmada tekrarladı ve benzeri şeyleri kariyeri boyunca söyledi. Bu gibi alıntılar sekreter tarafından kaydedilen konuşmaların toplandığı Hitler'in Yemek Masası Sohbetleri isimli kitapta dile getirilen nefret dolu Hristiyanlık karşıtı görüşleriyle dengelenmelidir. Takip eden alıntıların hepsi 1941 yılına aittir. İnsanlığa vurulmuş gelmiş geçmiş en ağır darbe Hristiyanlığın ortaya çıkışıydı. Bolşeviklik Hristiyanlığın gayrimeşru çocuğudur. Her ikisi de Yahudi icadıdır din konusundaki dikkatle planlanmış yalan dünyaya Hristiyanlık olarak yutturuldu. Antik dünyanın çok saf, aydınlık ve huzurlu olmasının sebebi iki bela ile ilgili bir şey bilmiyor olmasıydı. Frengi ve Hristiyanlık. Söylenecek söz kalmadığında İtalyanların ve İspanyolların kendilerini Hristiyanlık uyuşturucusundan kurtarmalarını dilemek için hiçbir sebebimiz yok. Gelin bu hastalığa karşı bağışıklı olan tek millet olalım. Hitler'in Yemek Masası Sohbetleri isimli kitabı yukarıdakilere benzer birçok ifade içerir ve sıklıkla Hristiyan ile Bolşevizm birbiriyle eş tutulur ve bazen Karl Marx ile Aziz Paul arasında benzerlik resmedilir ve her ikisinin de Yahudi oldukları asla unutulmaz. Buna rağmen Hitler garip bir şekilde daima İsa'nın Yahudi olmadığını inatla savunmuştur. Hitler'in 1941 yılından sonra Hristiyanlık ile ilgili bazı değişimler geçirmiş ve gerçek yüzünü görmüş olması muhtemeldir. Veya sözlerindeki tezatların çözümü basitçe Hitler'in sözlerine her iki yönde de güvenilmeyecek fırsatçı bir yalancı olduğunu mu gösterir? Dostlarının ve bizzat kendisinin söylediklerinin aksine Hitler'in gerçekten dindar olmadığı ve sadece dinleyicilerin dindarlığını alaycı bir şekilde sömürdüğü tartışılabilir. Din sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir araçtır diyen Napolyon ve sıradan insanlar dini gerçek olarak akıllı insanlar yanlış ve yönetenler ise kullanışlı olarak görürler diyen genç Seneca ile aynı fikirdeydi belki de. Hiç kimse Hitler'in bu kadar ikiyüzlü birisi olmayı becerebileceğini reddedemez. Bu onun dindar rolü yapmasının gerçek sebebi bile olsa, bize Hitler'in bütün bu vahşetini tek başına gerçekleştirmediğini hatırlatır. Korkunç işler Çoğu kuşkusuz Hristiyan olan askerler ve komutanlar tarafından yerine getirildi. Aslında Alman halkının Hristiyanlığı tartıştığımız varsayımın Hitler'in dindar itiraflarının ikiyüzlü olduğu ihtimalini açıklamak için oluşturduğumuz varsayımın altında yatar. Veya belki de Hitler Hristiyanlık için bazı sahte sempati gösterileri yapması gerektiğini hissetti. Aksi takdirde kurduğu rejim kiliseden aldığı desteği kazanamayacaktı. Bu destek kendi çeşitli yollarla gösterdi. Bunlar arasında Papa Pius XII'nin Nazilere karşı cephe almayı modern kilise için hatırı sayılır bir utanç konusu olarak ısrarla reddetmesi vardı. Ya Hitler'in Hristiyanlıkla ilgili sözleri samimiydi ya da sahte Hristiyanlığını Alman Hristiyanlığının ve Katolik kilisesinin desteğini kazanmak için başarıyla kullandı. Her iki durumda da Hitler rejiminin kötülüklerinden ateizmi sorumlu tutmak zordur. Hitler Hristiyanlığa sövüp saydığı zamanlarda bile takdir ilahi dilini kullanmayı asla ihmal etmemişti. Gizemli bir vasıtanın onu Almanya'ya önderlik ederek kutsal bir görevi gerçekleştirmesi için seçtiğine inanmıştı. Bu vasıtayı bazen takdir ilahi, bazen de tanrı olarak tanımladı. Anchulus'tan sonra Hitler 1938'de Viyana'ya zaferle döndüğünde takdiri ilahi maskesi altında Tanrı'dan bahsettiği sevinçli bir konuşma yaptı. Reçin içinde burada bir olan çocuğu gönderip ve büyümesine izin verip ana yurdunu reçe geri getirebilsin diye ulusun liderliğine yükseltmenin Tanrı'nın isteği olduğuna inanıyorum. Kasım 1939'da Münih'te suikasttan ucu ucuna kurtulduğunda Hitler müdahale edip programını değiştirerek hayatını kurtardığını düşündüğü takdiri ilahinin buna yol açtığını söyledi. Şimdi tamamen tatmin oldum. Burger Burukları her zaman olduğundan daha erken terk etmiş olmam gerçeği, takdiri ilahinin hedefime ulaşmama amaçladığının ispatıdır. Başarısız suikast girişiminden sonra Münih Başpiskoposu olan Kardinal Michael Fulhaber katedralinde The Daum okumasını emretti. Başpiskoposun cemaati adına kutsal takdiri ilahiye Führer'in talihli kurtuluşu için teşekkür amacıyla. Daha sonra Hitler'in bazı yandaşları, Gubles'in de desteğiyle Nazili'yi kendi başına dinleştirmekte hiç tereddüt etmediler. Birleşik Ticaret Birlikleri Başkanı tarafından yazılan aşağıdaki pasaj bir duayı çağrıştırır ve hatta Hristiyan tanrısının duasındaki babamız ya da öğretisindeki ahenkleri taşır. Adolf Hitler, sadece senin etrafında birleştik. Bu saatte yeminimizi tazelemek istiyoruz. Bu dünyada sadece Adolf Hitler'e inanıyoruz. Nasyonel sosyalizmin insanlarımız için yegane kurtarıcı inanç olduğuna inanıyoruz. Bizi yaratan, bize önderlik eden, bizi yönlendiren ve açıkça bizi kutsayan bir yüce tanrının semada olduğuna inanıyoruz. Ve inanıyoruz ki bu yüce tanrı Adolf Hitler'i bize Almanya bütün sonsuzluğun esası olabilsin diye gönderdi. Stalin bir ateisti ve Hitler büyük ihtimalle değildi. Fakat eğer bir ateist olsaydı bile Hitler-Stalin tartışmasının sonucu oldukça basittir. Bazı ateistler kötü eylemler sergileyebilir ancak bu kötülükleri ateizm adına yapmazlar. Stalin dogmatik ve kuramcı Marksizm adına ve Hitler sap Wagnercilik renklendirilmiş delice ve bilim dışı öjönek teorisi adına son derece kötü şeyler yapmışlardır. Din savaşları gerçekte de din adı altında yapılır ve tarihte korkunç bir şekilde sıktırlar. Ateizm adına yapılan herhangi bir savaşı ise düşünemiyorum. Neden yapılsın ki? Bir savaşın nedeni ekonomik açgözlülük, politik hırs, etnik veya ırksal önyargılar, derin kindarlık veya intikam hisleri veya ulusun kaderine yurtseverce bakış yüzünden olabilir. Savaş için daha da akla uygun bir neden, kişinin dininin tek gerçek din olduğuna dair bütün kafirleri ve rakip dinlerin üyelerini özellikle ölüme mahkum eden ve açıkça Tanrı'nın askerinin doğrudan doğruya şehadet cennetine gideceğine söz veren bir kutsal kitapla takviye edilmiş olan sarsılmaz inancıdır. Sam Harris çok sık yaptığı gibi inancın sonu isimli kitabında hedefi 12'den vurur. Dini inancın tehlikesi o olmadan normal olacak insanların çılgınlık meyvelerini toplamalarına ve bu meyvelerin kutsal olduklarına inanmalarına imkan vermesidir. Her yeni neslin çocuklarına dini önermelerin, tüm diğer türlü önermelerin zorunlu bırakıldığı doğrulamaya ihtiyaç duymadığı öğretildiğinden medeniyetler hala mantıksızlıklardan oluşan ordular tarafından kuşatma altındadır. Bugün bile birbirimize antik yazılara dayanarak öldürmekteyiz. Böylesi trajik saçmalıktaki bir şeyin mümkün olabileceğini kim öngörmüş olabilirdi? Tersine, herhangi birisi bir inanç yokluğu adına neden savaştın ki?